Selamünaleyküm sevgili Abdesli Hoca takipçileri. Yepyeni bir sözün özü programında karşınızda olmaya çalışacağız inşallah. Yine güzel bir kıssadan hisseye hem talip olacağım hem talip olmanızı arzuhal edeceğim, isteyeceğim inşallah. Dilerseniz çok uzatmadan hikayemize geçelim. Bugünkü kıssadan hissemize, sözün özüne varacağımız hikayemizi anlatalım vakti zamanında savaş zamanı köyün birinde bir e, geçici olarak hastane sağlık ocağı, böyle revir tarzı bir şey kuruluyor savaştan işte yara almış e, büyük hasarlar almış e, askerleri oraya getiriyorlar tedavi etmeye çalışıyorlar işte sivaslısından Urfalısına kadar e, birçok şehirden insanlar geliyor getiriliyor Daha doğrusu askerler getiriliyor orada tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu gelen askerlerden biri Lapsekili Beybaş köyünden ee, bir asker artık böyle büyük bir yara almış. Son demlerini yaşıyor. Ee, artık sekeratta dediğimiz kısımda ama e, bir şeyler söylüyor. Dudakları bir şeyler söylüyor. Çünkü yüreğinde bir e, ateş var. O ateşi söylemesi gerekiyor. Komutanı eğiliyor kulağına dinlemeye çalışıyor. Ne diyor asker? Asker şunu diyor. Diyor ki bana hakkını helal etsin. Söyleyin bana hakkını helal etsin. Komutan biraz daha eğiliyor. Acaba ne diyor hakkını helal et ama kimden bahsediyor bilmiyorum duymuyorum diye. Biraz daha eğiliyor kulağını iyice veriyor askere. Diyor ki ben diyor Beybaşköy'ünden İbrahim arkadaşımdan bin akçe almıştım. Ona söyleyin onu göremedim. Bana hakkını helal etsin. Ben dedim. O da benimle gelir. Cephede karşılaşırız. Ondan helallik isterim. Ama e, taarruza kalktık. Onu göremedim. Ne olur söyleyin. Ona hakkını helal etsin bana diye. Komutan tabi, Yani son isteğini, son arzunu yerine getireceğiz diye askeri teskin ediyor. Başına okşuyor. O sırada Allah'a emanetini teslim ediyor. Şehit düşüyor. Komutan bunun verdiği bir e, üzüntüyle işte yine karargahına dönüyor askerlerin e, o e, tedavilerini görüldüğü karargahına dönüyor. Tabii şehit olan askerlerin yaralananların işte üzerinden çıkan mektuplar, notlar, künyeler hepsi komutana geliyor. Yine komutana gelen künyeler arasında bakıyor ki birine bir not iliştirilmiş. Komutan şaşırıyor, merak ediyor. Yani evet künyeler geliyor ama ilk defa yanında bir notla bir künye geliyor. Komutan çok merak ediyor. Hemen alıyor. Açıyor, bakıyor. Dizlerinin bağı çözülüyor. Olduğu yere yığılı veriyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kağıtta şu yazıyor. Notta şu yazıyor. Deniliyor ki ben Beybaş köyünden İbrahim. Arkadaşımı göremedim. Benden bin akçe borç almıştı. Taarruza kalkıyoruz. Kalkmadan önce onu göremedim. Ona söyleyin hakkım ona helaldir. Evet. Hak böyledir dostlar. Sözün özü olarak aslında çok şey söylemeye gerek yok. Hak bir yürek onu ödemek ile yanıp tutuşuyorsa diğer yürek de ona helal etmek üzere yanıp tutuşuyordur. Yeter ki sende başkasının hakkının olduğunun bilincinde ol. Bunun farkına vardığın an bunun farkında olduğun an o hakkı helal edebilmek için Allah sana kapılarını açar. Kapıları açar, sebepleri var eder ve seni ona gark eder. Yeter ki yüreğimizde başkasının hakkına girmiş miyiz diye bir ateş olsun. Bunun neticesi olarak Allah bize kapıları açacaktır. Ve benim de bizlerin de duası olması gerekiyor. Allah'ım ne olur üzerimdeki kul haklarını helal ettirmeden onun helalliğini aldırmadan, helal ettirmeden canımı alma. Hepimizin duası akşam başına başımızı yastığa koyduğumuzda bu olması gerekiyor. Allah hepimize üzerimizdeki kulaklarını helal ettirebilmeyi, helalliğini alabilmeyi nasip etsin. Huzuruna kul hakkıyla gidenlerden eylemesin inşallah. Rabbim şu an oruçlu olduğumuz andır. O orucun da e, selayetiyle hem orucumuzu kabul eylesin hem duamızı kabul eylesin diye bir niyazda da bulunuyorum. Bir başka sözün özü programında görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.